biz bunu bir tık daha geliştirdik ve motor taktık. Motor yardımıyla sigaranızı sarıyorsunuz. Kolu çekmekle uğraşmıyorsunuz. Bu sizin çalışma sürekliliğinizi daha ileri seviyeye taşıyacaktır. Yani kolu çekerek çalıştığınız zaman, bir saat çalıştığınızda kolunuz yoruluyor. Fakat bu şekilde saatlerce çalışabilirsiniz. Hem de hiç yorulmadan. Ben bu makineyle yani 2, 4, 5 tane farklı tütünü deneyeceğim. Herkes farklı tütün kullanıyor. Teker tütünü. Görüyorsunuz. Kalın kıyım. Bayağı da sert. Filtre ayrımı yapmaz. Bir tane daha saracağım. Şimdi teker tütününü denedik. Ben tütünü bir yırtayım. Dibine kadar dolduruyor. Bakıyorsunuz bu da aynı. Yani sarım kalitesi çok iyi. Burada saçaklı tütün var. Onu deneyelim. Bir tane daha saracağım. Siz buraya ne kadar fazla tütün koyarsanız da önemli değil, çünkü bıçak yardımıyla o tütünün fazlası gördüğünüz gibi kalıyor. Ben bunları da yırtayım. Dibine kadar dolduruyor. Buna da bakalım. Bu da aynı şekilde. Adıyaman tütününü deneyeceğim ben. Bunu da yırtalım. Gayet iyi sarmış. Adıyaman tütününde de sıkıntı yaşamazsınız. Burada çuba var. Küba tütününü böyle her makine sarmaz. Bu da gayet iyi dolduruyor. Yani bu makineyle
herhangi bir tütün ayrımı yapmadan çalıştığınız kişinin veya içmiş olduğunuz tütünün ne olduğunu ayırt etmeden hepsini sarabilirsiniz. Ve son olarak burada toz tütün var, görüyorsunuz. Bunu sarmayı deneyeceğim. Toz olmasına rağmen gayet iyi doldurdu. Yani makine hiçbir şekilde hiçbir tütün ayrımı yapmadan tüm tütünü sarar. Filtre ayrımı yapmaz. Herhangi bir marka filtre kullanıyorsanız da bandrollü veya bandrolsüz hepsi uyumlu. Şimdi makinede göstereyim. Piyasada bunun muadil, bununla hemen hemen aynı olan makinelerde tütünü koydunuz, filtreyi taktınız, düğmeye bastığınız zaman kendisi geri çekiyor. Ama siz düğmeyi bırakmadığınız sürece geri çekmez. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus, tekrar göstereceğim. Bastık. Biz bırakmadan motor kesinlikle filtrenin aparatını içeri almaz. Çektik. Şimdi buna bastığımız zaman bu filtre çıkıyor ve sigarayı dolduruyor. Ama kendi motor gücüyle ileri giden makinenin ucu geri gittiği zaman makinenin altındaki aksamı daha fazla deforme ediyor ve makinenin kullanım ömrü daha da az oluyor. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Görüyorsunuz. Bastık, sardık. Çektiğimiz zaman kendisi geliyor zaten. Motor bir süre sonra git gel yapa yapa altındaki metal aksamı aşındırıyor. Bunun en büyük etkeni de tuşa bastığınız zaman çıkan ucun motor yardımıyla geriye gelmesi. Bu hususta dikkat etmeniz gereken şey bu. Ben birkaç tane daha saracağım. Hatta tütünleri karıştırabilirim de. Makineyle herhangi bir problem yaşamazsınız. Makineyi alacağınız web sitemizde kaliteliyal.com. Sitemize girip sipariş verdiğiniz zaman makinenin parça desteği, 6 ay parça desteği veriyoruz. Zaten problem yaşamazsınız. Yaşadığınız takdirde de biz kendi ustamızla görüşüp ustalık ücreti almadan sadece parça değişimi gerekiyorsa onun ücretini talep ederiz. Kolay kolay da sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Sardıklarımı bir daha göstereyim ben. Yani birden fazla tütün çeşidini karıştırdık. Hala sarıyor. Makine gayet iyi. Yani sigara sarma işi yapıyorsanız veya makineyi düşünüyorsanız tercih etmeniz gereken makine bu. Biz bunu şu an topomatik olarak tanıtıyoruz. Fakat bunun mikromatik olanı da var. Yani siz hangisini talep ederseniz biz o makineye göndeririz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum.